Savaşın çocukları, verilen ne hak batıl mücadelesi ne de bir mazlumu kayırıp kollamadır. Yaşananlar sadece menfaat ve çıkar çatışmalarından ibaret bir takım itişmeler, kavgalar ve savaşlardır. Acıyı çeken, zulmü ezberleyen ise minik gözler, küçük eller ve yüreklerdir. Ne bir günahları var, ne de bir çıkarları. Onlar silahın gölgesinde güneşin alnında büyüyen deve dikenleri gibidir. Ne anneleri kalmış, ne babaları, ne de bir yakınları. Ortada garip, mahzun kalan yavrularımız. Öylesine namertçe işlemiş ki savaş ruhlarına, gördüğü fotoğraf makinesini silah sanıp minik ellerini havaya kaldırıyor Suriyeli yavrumuz. Bu resim sadece Suriyeli bir yavrumuzun resmi değil. Aynı zamanda yeryüzünde silah altında hayata tutunmaya çalışan bütün yavrularımızın bir resmidir. Bu resim dünyanın ne kadar zulümde ileri gittiğinin, mazlumun ise son haddine geldiğinin bir resmidir. İnsanlık olarak geleceğimiz olan bu yavrularımız bu kadar kan ve gözyaşıyla yoğrulurken biz bunun adına nasıl gelecek diyebiliriz? Bugün baskılarla Ölümlerle büyüyen bu yavrularımızdan büyüklerine karşı hatta gelecekte kuracakları dünyaya karşı nasıl bir umut besleyebiliyoruz acaba? Savaşın büyüttüğü bu minik canlar büyüdüğü zaman ne kadar barış, huzur ve mutluluk taraftarı olurlar? Ruhlarını saran silah, bomba korkularından kurtulup incelik ve letafete nasıl ulaşırlar? Biraz da kendimize soralım. Bu kadar Müslüman evladı suçsuz yere katledilirken Müslüman olarak bizler hangi hallerdeyiz? Nefsani bir takım arzularımızın pençesinde dünyanın peşinde mi yoksa o yavrularımızın acılarını yüreğinde hatta her zerresinde hissederek dua dua yalvarmak için teheccüd nöbetlerinde mi? Bu zulümlere karşı gerçekten vicdanlarımızla baş başa iken ben elimden geleni yaptım diyebiliyor muyuz? Yoksa oturduğumuz yerden televizyon başında veya internetlerde izledikten sonra vah vah deyip zulmü normal gördüğümüz hayatımıza dakikalar içinde mi dönüyoruz? Birileri anlamasa da hatta ısrarla aman sıkıldık artık diyerek Dinlemese de biz bu işin çaresinin İslami kardeşlikte olduğunu haykırmaya ve derdimize derman aramaya devam edeceğiz. Karınca misalince de olsa daima mazlumun yanında olacağız. Gelin şu güzel dinimiz İslam'a sımsıkı sarılalım. Tüm dünyaya bu kardeşliği, peygamberi bir nida ile tekrar duyuralım. Özümüz olan İslam'dan başka hiçbir sistem bizim çaremiz olamaz. Bu dini yaşamadan ve yaşatmadan Müslüman huzur bulamaz. Mazlumla beraber olmak bizden muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu. <laughs>